Ali Zeynel Abidin Hazretlerinin bir şiirini almış İmamı Gazali Üstadımız Minhajul Abidin'de bu ulu yola işareten söylemiş olduğu bir şiir, dört satırlık bir şiir bu. Diyor ki mübarek Ali Zeynel Abidin Hazretleri Hazreti Ali'nin torunu. Bismillah. İnni la min ilmi cevahirahu keyla yara zu cehlin feyeftetina diyor ki ben ilmimden elmas misali kıymetli olanları gizliyorum herkese anlatmıyorum yani neden keyla yara zu cehlin feyeftetina cahil yani idrakı zayıf mana alemine kalbini dönmemiş İslam'ı sadece fıkhi kurallara uyarak yapılan ibadetler bilen kalbini terbiye etme yolunda hiç yol almayan o yolu bilmeyen kullar duyar da feyeftetina fitneye düşerler. Onun için ben ilmimin bak ne güzel tabire bakın. Elmas misali kıymetli olanlarını gizliyor. Ve kad takaddama fi zaka Abu Hasan ve Hüseyin ve vassa qablahu el Diyor ki bunu ilk yapan ben değilim. Bunu daha önce Ebu'l Hasan yaptı. Yani Hazreti Ali radıyallahu teala o da gizledi. Başka Hazreti Hüseyne ondan önce Hazreti Hasan'a da böyle vasiyet etti. Gizleyin. Bunu herkes anlamaz. O, ya Rabbi cevheru ilmin lev abuhu bihi. Ey Rabbim bu ilmimin elmas misali olanları eğer ifşa etsem, eğer ifşa edip herkese anlatsam, لَقِيلَ لِي اِنَّكَ yabudul يَعْبُدُ Bana şöyle denilecek ki, sen putlara tapıyorsun. Aynen bugün diyorlar ya, bu yaptığınız şirktir. Siz müşriksiniz. Kanınız helaldi ha. O da geliyor. Bir şey soruda geliyor o da. Bana diyecekler ki sen puta tapanlardansın. Mimmen ya'budul wathana. Velastahalla muslimuna demi Ve يرونا aqbah mimmen yatunuhu hasana. Müslümanlar benim kanımı helal görecekler. Ve bu yapmış olduğu en çirkin işi de güzel bir şey, ibadet zannedecekler diyor. Onun için gizliyorum. Kim bu? Ali Zeynel Abidi Hazretleri. Kuddüse Sirruhü'l-Ali. resul Ekrem'in torunu. Onun için ha, bu harika yol var. Ama bu yola kardeşim işte aşk tek hecedir. Tek olana gitmektir. Tek olarak gitmektir. Bu da var. Ya ne demek? Bütün her şeyinden sıyrıl. Bir kalbin var o kadar. Başka bir şey yok. Aman malım gider. Aman şuyum gider. Aman buyum gider diyorsan o yolda yürüyemezsin. Allah Subhanahu ve teala bizzat kendisi ayeti kelimede bunu buyurdu. Subhanahu ve teala. İn kana abaçum ve abnacum ve azvajucum ve aşiratucum ve amalın ıqtarftumu ha ve ticaretın tashşon kesadı ha min Allah ve Rasulühi bakın Allah Allah Rasulühi de var burada bak eğer anneleriniz babalarınız hanımlarınız çocuklarınız kazanmış olduğunuz mallarınız kesadından korktuğunuz ticaretiniz Allah ve Resulünden daha sevimli ise size daha çok seviyorsanız fetarabbasu hatta yeti Allahu bi emri. Bekleyin Allah'ın azabını diyor Allahu Teala. Ya bu azap illa gökten yağan bir taş olması gerekmiyor. Cehenneme diyor. Niye cehennemden Kökeni cehnam kökenindendir diyor. Ruhul Beyan tefsirinde cehnam derin kuyudur manasında. Derin kuyuya düşenin yukarıya, ışığa, nura çıkması nasıl uzaksa cehenneme giden Allah'ın nurundan uzak demektir. Dünyada cehennemlik ameli yapan Allah'ın nurundan uzaktır demektir. Allah ehli yanında Allah'tan uzak kalmak cehennemdir. İlle de taş yağması, ateş yanması gerekmiyor yani. Allah'tan uzak kaldık. Cehenneme düştük demektir yani. Allah muhafaza buyursun. Celle celaluhu.